Merhaba Webtekno takipçileri, söz verdiğimiz gibi iPhone SE'nin sağlamlık testiyle karşınızdayız. Öncelikle günlük kullanım testlerimizle başlayacağız. Arkadaşlar ancak biz bu telefonu daha önce incelemiştik. Eğer merak ediyorsanız hemen yan tarafına duran videoya tıklayarak bu incelememize ulaşabilirsiniz diyerek şimdi testlerimize başlamak istiyorum. İlk testimiz çizilme testi. Şimdi öncelikle ön taraftaki camı kolay çiziliyor mu? Ekran ışığımız sonda ve bıçakla girişiyorum. Şöyle çiziyorum. Bıçağın şöyle tersi yüzü. Uğraşayım. Evet, fotoğraflara girdik. Ön tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir çizilme yok. Bir de anahtarla deniyorum şimdi. Bayağı da sağlam bastırıyorum. Evet arkadaşlar, anahtarla da girdik ve ön tarafta bir şey yok. Gördüğünüz gibi demek ki cebe atsak bozuk paralar, anahtarlar herhangi bir şey yapmıyor. Bir de arka tarafa girişeceğim. Arka taraf çok kolay oldu. Arka taraf çok kolay bir şekilde çiziliyor mu? Şöyle bakayım, evet çizildi. Hafiften leke yaptı ama bunların altında umarım görebiliyorsunuz çizikler var arkadaşlar. Zaten bıçakla girişince işin rengi iyice değişti. Arka tarafına dikkat edin. Bir kılıf takmakta fayda var çünkü gördüğünüz gibi çok kolay çizilebiliyor. Şimdi hızlıca gelin sıradaki testimize geçelim. Şimdi şöyle olduğunu, şurada olduğunu düşünelim cep hizamızın. Ve bırakıyorum. Ve hemen kontrol edelim hızlıca. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir yerinde vuruğu, çarığı, çizdiği var mı? Şu arkadaki çizikler az önce olmuştu zaten. Kasanın şurasında hafiften bir darbe var. Görebiliyor musunuz? Umarım görebiliyorsunuzdur. Şu an kasamız tertemiz ve tabii ki de telefon çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düşürme testimizin ardından da şimdi arka cepte oturma testi yapacağız. Bakalım, telefonu şöyle arka cebime koyuyorum ve hemen çöküyorum. Şöyle oturdum. Şöyle biraz kıvranayım. Çünkü 2000 lira olunca acıyor. Evet, sanıyorum bu kadar yeter. Şimdi bir kalkalım ve telefonumuza bakalım. Evet, şahsen benim gözle gördüğüm herhangi bir sorun yok. Ve telefon açılıyor, çalışmaya devam ediyor. 2 dakika boyunca suyun içinde tutacağız. Ekranımız açık şekilde. Bakalım çıkarttığımız zaman telefon çalışıyor mu? Millet 2 dakika dedim ama telefon dayanıyor daha. Bence biz bu testi 5 dakikaya çıkaralım. Evet arkadaşlar, 5 dakika boyunca tuttuk. Şimdi iPhone SE'yi sudan çıkartalım. Şöyle şunu da kenarıya alalım. Şöyle bir güzel öncelikle telefonumuzu bir kurulayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 dakika suyun içinde kaldı ve telefon cayır cayır şu an çalışıyor. Şimdi şöyle kamerayı açalım, bir problem var mı ona bakalım. Evet, fotoğraf çekiyor cayır cayır, sıkıntısız bir şekilde. Demek ki iPhone SE 5 dakika boyunca suyun içinde kalırsa bir problem yaşamadan hayatına devam ediyor. Şimdi telefona bütün gücümle abanacağım ve bükmeye çalışacağım. Haydi bakalım. Birazcık daha zorlayalım. Evet millet, bütün gücümle abandım, hatta bayağı ter bastı, şöyle bir silineyim. Şunu söyleyeyim, çok hafif milimetrik yamuldu, hatta şu kameraya da şöyle gösterelim. Şöyle diğer tarafını da göstereyim. Sizlere de şöyle şuradan göstermiş olayım. Yani çok hafif yamuldu, hatta neredeyse yamulmadı diyebilirim ve telefon hala gördüğünüz gibi sapasağlam çalışıyor arkadaşlar. Şöyle çakmağımı tutuyorum. Ekranda şöyle bir leke oluştu. Hemen silip gelelim. Evet, ekranı siliyoruz ve ekranda değişik bir şeyler oldu. Şu hafiften bir ışık yüzmesi oluştu arkadaşlar. Belki bu az önce bükülme anında da olmuş olabilir. Emin değilim ama ben az önce görememiştim. Şimdi yanmadan sonra olmuş olabilir. Ama ekran hafiften cortladı ve şurası şu an acayip sıcak. Şimdi bakalım ekranın kendisine kadar dayanıklı. Kulak hizasından şöyle yere bırakıyorum. Bu arada siz her zaman demiştiniz abi şöyle dik bırakma, ekranın üzerine doğru bırak. O yüzden sizin isteğiniz üzerine şu şekilde bırakacağım. Bırak. Gördüğünüz
gördüğünüz gibi ekranımız gayet sağlam bir şekilde çıktı. iPhone SE'de maşallah dedi. Tag Life gözlüğünü yapıştırdı kendine. Evet arkadaşlar, telefon bütün testlerimizden sağlam çıktı. Artık WebTekno usulü testlerimize geçebiliriz. O zaman çıksın meydane. Gönder. Çağdaş, var mı bir şey? İnceden bir sızı var. Bir kere daha yapalım. Biz bir kere daha yapalım. Ya. Hadi. Biberleyelim Joe. Evet. Sağ ol gelsin. Oğlum nereye attın lan? Bir daha istiyorum. Doymadım, gel. Salla. Bak şuralar falan. Aynen, bir ince zedelenme var. Şu an temiz. Evet arkadaşlar, şimdi en baba en sağlam testimize geldik. Çağdaş, at bir kafalık. Lan Allah. Telefonu arkadaşlar topu bantlayacağız. Daha sonra da duvara şut çekeceğiz. Hadi bakalım neler olacak, hep beraber izleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi sırayla bir tane ben çekeceğim, bir tane Çağdaş, bir Efe, bir de Onur da çekmek istiyormuş fındık fıstık olarak. Ona da bir tane şut çektireceğiz. Çeksin değil mi çocuk? Çeksin. Şimdi kazanana da ne verelim? Bir tane hıyar verelim herhalde. İstiyor musun? Hıyar mı? Hıyara nasıl dondurma razı olur? Dondurma ısmarla var. Dondurma ısmarla var. Tamamdır. Telefonu kırana dondurma ısmarlayacağız arkadaşlar. İlk şutu Çağdaş çekiyor. Çağdaş'cım buyur. Evet, telefon yamuldu. Wow. Wow. Ben wow. Test işte bu. Güzel. Efe'cim sıra sende kardeşim. Ve Efe'den sonra bakalım. Telefonda hiçbir değişiklik yok. Efe yalamayı hak etmedi. Şöyle bakın arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Yalnız yine de bir kırılma var ya şöyle. Şurası gitti. Sıra bende. Her tarafta var. Ve bakalım. Bence sen dondurma hak ettin Çağdaş. Yani. Evet ya, dondurmayı. Ağzına mı vuracağım? Gelmiyor ki. Evet, Onur hazırlığını yapıyor. Onur vuruyor. Çok güzel bir vuruş. Açabiliriz herhalde. Açabiliriz. Evet arkadaşlar, ben başaramadım. Efe de başaramadı. Onur'la Çağdaş başardı. Efe, ben bunun altında kalır mıyım kardeşim? Olmaz be. Güzeldi. Evet arkadaşlar, böylece iPhone SE'nin sonuna gelmiş olduk. Hala bir ışık yanıyor. Bir tane daha at, bu da bizim şurada ekip bak, için. Işık var. Bu da ekip için mi lan? Tamam, bu da WebTekno ekibi. Efe gel lan sen at. Gel bütün sinirini çıkart kardeşim. WebTekno ekibine geliyor. 4 filmlerden geliyor. Helal sana. Evet, gençler bataryaya ulaştık artık, daha fazla şansımız. Bırgalamayalım değil mi? Pssst diye patlarsa korkarız herhalde. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. iPhone SE'ye sağlamlık testi yaptık. Batarya şişmeye başladı, ben korktum. Şöyle batarya bir inceli şişiyor. Gerçekten bu durum beni birazcık tırstırdı. Ama şunu söyleyelim, bizim abartı testlerimize tabii ki de dayanamadı. Ancak gündelik kullanımda gayet rahat, cayır cayır korkmadan kullanabilirsiniz bence telefonu diyerek videomuzun sonuna geliyorum. Şöyle toplaşın lan, takıp gelin. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca kendinize çok iyi bakın. Kafanıza takılan şeyleri de her zaman olduğu gibi alt tarafa yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Millet yan tarafına duran bağlantıya tıklayarak 6 GB RAM'li Samsung Galaxy Note 6 nasıl olacak videomuzu izleyebilirsiniz.